Gazi Meclis'e yakışacak bir sonucu bekliyorum. O sonuçta NATO'nun gerçek anlamda terör nasıl bir şeydir? Terörle mücadele nasıl edilir? Senin terörün, senin terör örgütün demeden gerçek anlamda bir güvenlik örgütü ise nasıl olacağını Türkiye tayin eder ve Türkiye'de Türkiye'nin konudaki mücadelesi bir anlam katar NATO'ya. Dolayısıyla bunu e, net olarak ortaya koymadığı takdirde e, ayrıca İsveç, NATO'ya girse ne olur, girmese ne olur da yalnız şu boyut önemli. NATO'nun NATO'ya İsveç'in girmesini çok isteyen kim? ABD. Hayırdır, değil mi? Peki bu ABD ne yapıyor? Kaç ay önce söyleyip duruyoruz. Adına tatbikat dedikleri şeyi PKK terör örgütüyle Suriye'nin kuzeyinde, o tatbikat olabilir mi? Bir eylemdi bence, terör eylemiydi o. Bir görüntü verdiler. Senaryo yapmışlar. Sonra oradaki Amerikan askerinin varlığının süresini uzatmak için, Amerikan'ın başındaki o aklı giden gelen zat, şey, e, gerekçesini şöyle yazdı. Askerimiz orada devam etmeli. Çünkü Türkiye olağan dışı tehdit oluşturuyor bize bunları yapan bir refleks İsveç'in NATO'ya çok girmesini istiyorsa çekecek askerini, silahını, topunu, tüfeğini Türkiye'nin yanında yer alacak. Gerçekten bir müttefikse müttefik gibi davranıp PKK, YPG'ye karşı orada mücadele edecek. Ben bu doğrusa bir karar çıkacağını umut ediyor, diliyorum. Umarım öyle olur. Ama şöyle işliyor süreç. Türkiye bu meseleyi İsveç ölçeğinde ele alıyor. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki referans noktası var. Birincisi bu F-16 meselesini ilişkilendirilince Amerika tarafından İsveç'le dedi ki ya sizin kongreniz varsa bizim de meclisimiz var. İsveç meselesi önümüze getirip duruyorsunuz. Buna ben tek başıma karar vermem. Veremem. Meclisimiz karar verecek. O zaman meclisten çıkan her karar Bizim demokrasimizin gereğidir. Millet iradesinin tabiatıyla öyledir de. Yani bunu oraya havale etmiş oldu ve bence daha rahat davranması açısından iyi bir referans kaynağı. Kimin? Meclis. Ki İsveç e, ile ilgili son bir sürecin başlangıcı sayılan son NATO zirvesi Vilnius'ta olmuştu. Orada e, bir şey iki tarafın e, süreci takip edeceği bir komite tarzı bir şey oluşmuştu. Dış Dışişleri Bakan Yardımcımız onların da muhatabıyla. davetleri var için Terör yasası değişecek. 32 tane adi suçları saymıyorum. Onlar da 40'a yakın herhalde. Ama 32 tane terör suçlusunun iadesiyle ilgili davette bulundu. Bugüne, evet. kadar, bugüne kadar bir tanesini verdi. Gerisi duruyor. Ee, onun dışında tabii e, terör yasası değişecek, uygulamaya sokacak. PKK militanlarının, PKK'nın oradaki yasallaşmış, yasallaştırılmış faaliyetleri kısıtlanacak, terör örgütü sayılacak. Yeni Avrupa girişler Birliği tabii bu konuşulacak. Evet, yeni gi, yeni girişler engellenecek falan bütün bunlar. Şimdi bu sürece bağlı yürüyecek fakat ikinci referans noktası yine Sayın Cumhurbaşkanı o zirvede İsveç'le ilgili bu süreci başlattık dedi ama bir şey dedi. Dedi ki bu süreci dedi meclisimiz karar vereceği için milletvekillerimiz yakinen takip edecek dedi. İkinci referans bu. Şimdi o milletvekillerimiz yakinen Cumhurbaşkanımızın da çağrısı üzerine yakinen takip ettiklerinde 32 tane milletvekili ben şeyi ayrı tutuyorum benim için Amerika PKK terör örgütünden elini ayağını çekmedikçe İsveç NATO'ya üye olamaz. Benim için öyle. Ben milletvekili olsam hiçbir kuvvet bana başka bir şekilde oy verdiremez. Ha, onu ben söyleyeyim. Kendi adıma. Ama Sayın Milletvekilleri Sayın Cumhurbaşkanı referansıyla bakacaklar süreci. Ne kadar dediklerini yapmış. Şu ana kadar yapmadığı çok açık. 32 tane. En azından yani onları iade etmemiş. Efendim bir e, PKK Kızılayı bilmem ne ona Kürt Kızılayı dediler sözde falan. Onu engellemiş falan şey. İşte yeni girişleri durdurmuş İsveç hükümeti PKK militanlarının. Bunlar ne kadar takdir görür bilmiyorum ama sonuç itibariyle bir, Yine de, veriler, bir, de, İsrail'de, bir yani, de İsrail'de vayda. soykırım devam ediyor. Böyle bir iklimde ben parlamentoya kaldı ki Macaristan biliyorsunuz. NATO üyesi o da şu ana kadar Yeşil ışık yakmadı. İsveç'in üyeliğine. Geçtiğimiz günlerde parlamentoya geldi, reddedildi. Ertelendi yani. Oylanmadı. Ee, Kasım ayını, Ekim ayının sonu gibiydi yan, yanılmıyorsam. Kasım ayında sürede verilmedi. O da zamana yayıldı. Hatta Türkiye'den bağımsız işliyor bu süreç diye de altını çizdiler. Ee, milletvekilleri iktidardaki parti de aynı şekilde. Dolayısıyla bizde de bir parça bu işin zamana yayılma ihtimali görüyorum. Ama genel kurula geldiği andan itibaren ben umut ediyor ve diliyorum ki reddedilir. iyi bir cevap olur. Peki. Çünkü Türk-Amerikan ilişkilerinin üst ölçekte işte S-400 aldık. Ondan sonra F-16 F-35'ten çıkartıldık. F-16'ları vermediler. Paramız kaldı falan. Bunların hepsi tamam da katsaya bizi yani hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele yasası var ya bizi oraya soktular falan. Bunlar da tamam da yani onlar da sürtüşme zeminleri kuşkusuz. Ama hepsini üst ölçeğinde başlıklayan şey açıkça terör örgütüne Türkiye'nin Türkiye'yi hedef alan Türkiye'yi bölüp parçalamaya çalışan bir terör örgütünü kullanarak Türkiye'ye karşı yapılan açık düşmanlıktır terör saldırısı. Bunu yapan Amerika'dır. Var mı bunun aksini söyleyebilecek? Bundan vazgeçmediği sürece hiçbir şekilde talepleri karşılanamaz. Ha şunu duyar gibiyim. Canım ne yapacaksınız işte? O, bu. Benim için söylemesi kolay da elbette. O da bir başka faktör. O da önemli. Ama umut ediyor ve diliyorum ki hepsini o mücadeleyle aşarız tıpkı Filistinli Gazze'li o küçük boylarla o kocaman yürekli çocuklar gibi ve o yüzde sekseni şehit çocuklarından oluşan amaslı mücahitler gibi. Direnen kazanır. Emperyalizme karşı en anahtar cümle odur.